elmaları mı yiyelim? Ama olmaz ki. Onları dalından toplamak çok tehlikeli olmaz mı? Ha, evet evet. Maniye de söylemeyiz. Bu sadece ikimizin arasında sır olarak kalır. Kiminle konuşuyorsun sen? Hiç. Nasıl hiç? Durdum az önce. Birisiyle konuşuyordun. Bir melekten bahsediyordun. Hepsini duydum ben onun. Kim vardı? Kiminle konuşuyordun? Kimseyle konuşmuyordum. Hem sen gizli gizli beni mi dinliyorsun? Bu yaptığın çok ayıp. Gizli gizli dinlemiyorum. Buraya gel gel tesadüfen duydum. Elma ağacı nerede? Söylemelisin bana Mani. Ben de yemek istiyorum ondan. Tamam. Sana kimle konuştuğumu söylerim. Ama bir şartım var. Nasıl şartım var? Bunu kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Yoksa tamam. Kutu kadın buradan kaçıp gidebilir. Söylemeyeceğim. Kutu kadın mı? Ne kutu kadını? Evet Mani. Dedeme bile söylemeyeceksin ama. Söz peki söylemeyeceğim. Ben kutu kadınla konuşuyorum. Kutu kadın mı? Evet. Nasıl? Bu kutunun içinde bir kadın var. Ha, bilimi dalga geçiyorsun. Hiç inanmıyorum sana. Kocaman kadın. Nasıl sığsın bu küçücük kutunun içine? Ne bileyim. Sormadım ki. İyi. Nereden buldun peki bu kutu kadını? Bugün ekmek almaya gittim ya. Tamam. İşte orada Mustafa amcaların bahçesinin yanından geçerken bir ses duydum. En başta ne olduğunu anlamadım. Sonra ağaca böyle kulağımı dayadım. Oradan bir ses geliyordu. Bir kahkaha atıyordu. Sonra kutuyu fark ettim. Beni görünce başta korktu. Ama sonradan iyi anlaştık. Hatta o kadar güzel fıkralar anlatıyor ki bana. Çok komik ya. Çok güzel. Ya ben de konuşmak istiyorum. Bana da fıkralar anlatsın lütfen. Tamam. Ama önce ona sormam lazım. Sor hadi sor. Sor. En çok fıkraları ben bileceğim. En güzellerini ben anlatacağım. Arkadaşlarım arasında en çok ben sevileceğim bundan sonra. Sordun mu? Bir saniye Mani. Ne oldu Rüya? Ama Mani onu yapmaz ki. Yapmam, yaparım. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Evet. Tamam, ne oldu? Deneyelim. Ha söyle bakalım ne istiyormuş. Seninle de arkadaş olup fıkralar anlatırmış. Yapma ya, yaşasın. Ama bir şartı varmış. Kabul, neyse şartı kabul ederim hemen. Tamam. Önce burnuna dokun. Ha şakar. Aha. Şimdi kulağını çek. Şimdi sağ elini yukarı kaldır. Kaldırdım. Şimdi sol elini yukarı kaldır. Kaldırdım. Şimdi sağ ayağını. Kaldırdım. Şimdi sol ayağını. Ne? Sol ayağını kaldır. Çok zor ama başarabilirim. Hayır başarabilmişim. Ömer. Tamam. Şimdi ayağa kalk. Ördek gibi ses çıkar. Ne? Ördek gibi ses çıkar Mami. Sen bu kutudaki kadının bunları istediğine emin misin? Bakayım. Ha. Hı. Evet. O zaman tamam. Ay nasıl çıkartıyor? Oldu mu? Şimdi de tavuk gibi gıdıkla ve kanat çırp. Yoruldum ama. Şimdi de yumurta. Nasıl yumurtayım ben beni? Tavuk muyum? Bilmem. Öyle söyledi yumurta. Peki. Olmuyor ki. Yumurtlayamıyorum. Çok yoruldum. Evet. Tamam. Evet. Artık kutu kadın seninle konuşabilirmiş. Yaşasın. Dene bakalım. Merhaba. Merhaba kutudaki kadın. Bunlar hiç ses gelmiyor. Uyuyor mu dersin? Evet. Uyuyor olabilir. İstersen içini açıp bir bak. Kutu kadın. Şimdi açacağım ve kutu kadından hediyeler isteyeceğim bir sürü fıkra. Aç bakalım. Çok ağrıdı başım. Bu buradaymış hala. Burada.
burada. Burada, burada. Çok korkuttun beni sen. Görürsün Mini. Seni dedeme şikayet edeceğim. Dede! Dede! Efendim? Dede! Mini bana şakalar yapıyor. Üstelik yalan söyleyerek şakalar yapıyor. Aaa Mini, niye böyle şakalar yapıyorsun? O senin arkadaşın, hem de en yakının. Hem bir de yalan söylemek çok kötü bir şey değil mi? Tamam dede. Yaptığım şeyin ne kadar kötü olduğunun farkına vardım. Özür dilerim. Bir daha yalan söyleyerek şaka yapmayacağım. Umarım dersini almışsındır. Manet, niye bu kadar abarttın ki? Alt tarafı bir şakaydı. Şaka mı? Ya beni sen tavuk gibi gıdakla attın, farkında mısın? Eşek gibi anırttın beni. Özür dilerim. Hadi barışalım. Yaptı bir de. Ay sola sola gene yaptı beni. Çocuklar, sessiz olun. Şaka yaparken bile yalan söylemeyin. Yalan söylemek çok kötü bir şey değil mi? Sizi seviyoruz.